Cyber. Altay bir hareket hazır. Altay 2, devam edin. Herkese merhaba. Donanım Haber.com olarak İDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki turumuz devam ediyor. Şu an arkamda duran bu koca olan fuarın belki de en çok dikkat çeken yeniliği olarak da gösterilebilir. Aralarında Otokar, Aselsan, Roketsan ve Güney Koreli Hyundai Rotem firmalarının da yer aldığı yerli ve yabancı özel ve kamu sektörden 5 farklı firmanın altına imzasını attığı Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olarak da gösterebiliriz biz Altay'ı. Altay'ın detaylarından bahsedeceğiz ancak öncesinde bu tanka neden Altay ismi verildi? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü isimlendirmenin arkasında Kurtuluş Savaşı'na imzasını atmış önemli başarıların arkasındaki en büyük komutanlardan bir tanesi olan Fahrettin Altay var. Fahrettin Altay, İzmir'e giren Yunan ordusunun geri kaçmasını sağlayan ilk süvari birliğinin komutanı olarak da tanınmakta. Kendisine aslında şöyle ufak bir anekdot var. Kendisine Altay soy ismi verilmesi de oldukça ilginç. Bir gün İzmir'in futbol takımlarından Altay bir İngiliz futbol takımıyla maç yapar ve bu maçı kazanır. O maçı izleyenler arasında Fahrettin Altay ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de vardır. Daha sonrasında Fahrettin Altay yine görev için Türkiye'nin doğusunda vazife başındayken soyadı kanunu çıkıyor ve Mustafa Kemal'e ulusça biz Atatürk soy ismini verdiğimizde kendisi de ulu önderimize bir tebrik mesajı yolluyor. Ona istinaden de Mustafa Kemal Fahrettin Paşa'ya, Fahrettin Komutan'a senin de geleceğin, senin de hayatın İngiliz futbol takımını mağlup eden Altay gibi onurlu, şerefli ve başarılarla dolu olsun diyerek Altay soy ismini veriyor ve ondan sonra da Fahrettin Paşa, Fahrettin Altay olarak hem önce askerlik hayatında daha sonra da politik hayatında bu soy ismini almış oluyor diyerek buradan tekrar Altay'ın detaylarına geçelim isterseniz. Az önce ne demiştik? Altay Türkiye'nin ilk ana muharebe tankı. Üçüncü jenerasyon olarak da değil, üç buçukuncu jenerasyon olarak da gösterilen bir tank olduğunu söyleyebiliriz biz bunun. Burada aslında tanklar açısından jenerasyon kavramı nedir? Bazı bunlardan bahsedelim. Şimdi birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon var. Ancak jenerasyonun tam karşılığı yok. Her ülke farklı standartlar çerçevesinde kendi tanklarını tanımlayabiliyor. Burada tankların hızı, taşıdığı teknolojik ekipman, mühimmat ve içerisindeki personel sayısı tankların sınıflandırılmasında farklı parametreler oluşturabiliyor. Ancak arkamda duran Altay en son nesil tank olarak gösteriliyor. Hatta şunu söyleyelim, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde en çok tank Alman yapımı olan Leopard 2A4 olarak gösterilmekte ki şu an onun en yeni versiyonu olarak 2A7'yi gösterebiliriz Almanlar tarafından kullanılan. Altay'ın doğrudan rakibi olabileceğimiz tank aslında Leopard 2A7 ancak burada otokar yetkilileri yaptığımız konuşmada Altay'ın en son jenerasyon olarak gerek Alman olsun gerekse Amerikan olsun şu an en yeni ne kadar tank varsa hepsinin rakibi olduğunu söylüyorlar. Altay 4 personel taşıyor. Bu personeller tabii ki komutan, sürücü, şoför, nişancı ve nişancının yanında aynı zamanda da bir doldurucu var. Gerekli anlarda mühimmatı tekrar doldurabilmek açısından. Üzerine 1500 beygirlik bir dizel motor var. Altay'ın azami hızı yaklaşık 65 km/saat olarak gösteriliyor. Burada şunun altını çizelim. İnternette yaklaşık 95 km/saat gibi bazı bilgiler var. Ancak bunlar doğru değil. Bu tank 95 km'lik bir hıza çıkmıyor. Zaten böyle bir hıza çıkmasına da gerek yok. Ancak çıksaydı eğer dünyanın en hızlı tankı olacaktı belki de. Fakat rakip olarak gösterebileceğimiz gerek Leopard olsun gerekse Amerikan yapımı diğer tanklar olsun genellikle 55-60 km/saat hızlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hareket kabiliyeti oldukça yüksek bir tank olduğunu aslında altını çizmek gerekiyor. Farklı arazi koşullarında rahatça hareket edebilen, gerekli anlarda hızlı manevralar yapmak yeteneğine sahip olduğunu söyleyelim. Şu an zaten prototiplerinin arazi testleri devam etmekte. Sarıkamış gibi ülkemizin farklı noktalarında hareket kabiliyetine yönelik testler de devam ediyor. Tabii daha sonrasında atış testleri ve dayanıklılık testleri gibi süreçler devreye girdikten sonra 2015 yılında seri üretime geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayacak Altay. Bu noktada tabii ki Altay'ın sahip olduğu caydırıcı güçle büyük önem taşıyor. Söz konusu bir tank olduğu için sahip olduğu silah donanımı da büyük önem taşımakta. Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olan Altay'ı bu açıdan değerlendirecek olursak eğer ana silah olarak karşımıza Makine Kimya ve Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 120 mm çapındaki yivsiz top gelmekte. Tabii ki Altay'ın tek silah kapasitesi bu yivsiz top değil. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen Stamp 2 stabilize kumandalı taret ve 120 mm çapındaki bir adet makinalı tüfek de Altay'ın silah donanımları arasında gösterebiliriz. Altay'ın teknik donanımını bir de zırh seviyesini değerlendirmek gerekirse eğer
Roketsan tarafından geliştirilen bor barbür tabanlı bir zırha sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu zırhın ileri teknolojilerini yepyeni, yeni nesil bir zırh olduğu dile getirilmekte. Alman yapımı Leopard'larla kıyaslanacak olursa eğer, Leopard'larda ağırlıklı olarak tungsten titanyum karışımı zırh kullanılırken, Altay'da ise ağırlığın bor barbürden yana kullanıldığı yepyeni bir zırh var. Otokar tarafından belirtilen detaylara bakılırsa eğer, zırhın savunma kapasitesi anlamında kendi jenerasyonundaki en yüksek dayanımı sağladığı, mukavemeti sağladığında burada dile getiriyorlar. Bu açıdan bakıldığında Altay'ın ileri teknolojik ekipman, yüksek hareket kabiliyetine ek olarak zırh açısından da oldukça iddialı bir tank olduğu burada sık sık söylenmekte. Tabii ki termal kameralar, gece görüş sistemleri, GPS sistemleri gibi çok sayıda yeni nesil teknolojik mühimmat da Altay'ın öne çıkan detaylar arasında gösterilmekte. Hatta şunu söyleyelim. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Leopard 2A4 aslında yaklaşık 25-30 senelik geçmişe sahip bir tank. 85 ve 90'lı yıllarda geliştirme süreci 70'lerde başlayan Leopard serisinin güncellenmiş versiyonu olarak da gösterilebilir. Ancak gerek termal kameralar olsun gerekse diğer yönetim sistemleri açısından olsun Altay Leopard 2A4'e kıyasla çok çok daha ötede en son nesil teknolojilerin barındırıldığı tank olarak da gösterilebilir. Tabii ki tanklar söz konusu olduğunda hareket kabiliyeti çerçevesinde su kaynaklarından geçişte büyük önem taşımakta. Altay şu anda 4 metreye kadar sudan geçiş yapabiliyor. Bu bağlamda da yine kendi jenerasyonu çerçevesinde rakibi olabilecek olarak gösterilebilecek tanklarla benzer seviyede su altı hareket kabiliyetine sahip. Tabii daha fazla daha derin sular için şnorkel devreye girebilir ve bu noktada zaten tankın o kadar derin sudan geçip geçmemesi gibi farklı kararların da komutan tarafından alınması gerekebilir. Şu an prototipleri test edilen Altay 2015 gibi seri üretime başlayacak yaklaşık 6 milyon dolar civarında bir birim maliyetinin olması bekleniyor. En büyük müşteri de kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri olacak ancak projenin gidişatına göre özellikle çevre ülkelerde, Türkiye ülkelerde de Altay tankına ilgi gösterilmesi beklenebilir. İlk yerli ana muharebe tankımız Altay ile ilgili olarak söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Hedef 2018 turlarımız devam edecek. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.